Yazarın çölü yok ama o kendini çölde zannediyor. Hı. Çölde aha kendisi de. Çünkü hani hiçbir şeye bakıp bu kadar metafor bulabilmek herhalde bir yazara mahsus diye düşünüyorum. Ya da sadece yazar olmak için ya da ne bileyim yazmayı seven birisinin aklını fikrini bozduğu bir şey. Yani hani oradan bir şey çıksın, bulalım. Hani buna bir çare, merhem bulalım. Yok öyle bir çöl yani adı çöl onun. Yani çöl denilince o hani işte adını koymuşuz yok bir şey diye düşündüğümüz yani orada çok ciddi gece canlıları var. Bizim o atölyede konuşmak istediğimiz şey bu yani hani insanın kendi başına kaldığı hiçbir yani terk edildiği kendi kendiyle yalnız kaldığı hiçbir şeyin olmadığı yerde gene kendisi var. Ve sen aslında orada hani böyle işte şimdi meditasyon diyorlar kendinizle baş başa zaman geçirin diyorlar. O birazcık kendinizle sessizlik içerisinde kaldığınız zaman neler neler çıkartırsınız diyorlar. Kendinle barışıyor yani. Aslında bir vaha. Hiçbir şey mesela karpuz yetişiyor çölde. Hayatımda ilk karpuzu gördüğümde ben böyle anlayamadım. Yani bu bir tehlikeli yaban bitkisi mi? Ondan sonra bayağı bildiğin çölde o susuz ortamda, o toprak olmayan yerde karpuz kadar sulu bir şey yetişebiliyor. Bir takım bitkiler var. Kendilerini develerden korumak için dikenli oluyorlar. Kendini yaşatabilmek için. Sonra deveyi anlıyorsun. Çölde gidiyor yani hayvan. İki hörgücü var, çok yağlı bir hayvan. Buna dayanıyor, susuz dayanıyor. Bir süre var ki buraya çok lanet ettim. Çok da böyle bir şeylere lanet eden bir yapım yok benim. Buraya olan öfkem vesaire bir ayıbıma gitti. Rızkına ya da sana bu kadar şey olmuş bir yere ihanet etme duygusu. Ben bununla bir özür dileyim şeysi geldi bana. Böyle ben buraya geldiğimde neler neler yapmışımı böyle bir kafamda canlandırıp kağıda dökemediğim zaman ya ben burada neler yaptım ya hani böyle affola hani teşekkür ederim aslında bak falan öyle aslında yani tamamen tecrübeden bir günah çıkartma, bir şükretme, bir özür, bir teşekkürden çıktı aslında. Yani birincisi ben buraya gelmeseydim bir yerlerde yazmaya, birilerine yazdıklarımı okumaya giden yola girer miydim onu artık bilme şansım yok. Ama burası yaptırttı bana bunu. Tamam mı? İkincisi, o kadar o yalnız hani çöl, kendi çölünde kalınca neye tutunursun, neye ihtiyacın vardırsın da o yazmalara doyuramadı ki beni. Ha demek ki sen ancak o kadar hiçin içerisinden bu kadar çok şey çıkartabiliyorsun. Yani orası o kadar da çöl değil bir dur hani o yazıya öyle bağlandı. Ve senin o hani hep atölye şeylerde buluştuğumuzda da diyorsun ya yani hiçbir şey yazamıyorum yaz. Biz ona öyle başlıyoruz 6 dakika. Onun arkası hikaye, onun arkası kitap olan var ya. Yani aslında o hiçbir şey yapamadım, hiçbir şey çıkaramadım dediğin şeyin içerisinde ben kimle konuşsak bugüne kadar bizim gönüllü saatlerde de. Nelere çıkıyor? Benden bugün hiçbir şey çıkmadı diyelim. Hikayesini dinle, kendinden utanırsın. Hani ben mi yazarım, o mu yazar? Yazmak istiyorsan çölün çok bereketli. Alan kendinin. Hani o alanı açıyorum. Belki de bunu hani aklına gelmesine vesile oluyorumdur. Hani yoksa alanı terk etmek serbest. Yani herkes o çölden bir şey çıkartacak diye bir şey yok. Belki de çölde kalma zevkin var, anlatabiliyor muyum? Yani o da başka bir şey. Ben ne bileyim veya senden çıkmaz. Belki sen çölde değilsin zaten bereketin anısısın. Yani illa bir yere gitmen gerekmiyor, bir yerde kalman gerekmiyor. Alan açıyoruz, evet. Ya bana her zaman her şey bir şey katıyor. Yani hiç alakası olmayan bir şey başka bir şey katıyor. Çünkü orada anlatılan konunun dışında ben ne dinlediğime bakıyorum. Yani biz patates diyoruz. Kimisinin aklına işte kızartma geliyor, kimine haşlama geliyor, kimine bitki geliyor. Yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla mesele orada bizim ne isim koyduğumuz, ne içerik çıkartmaya çalıştığımız, ne tetik verdiğimiz falan değil. Yani senden ne çıkarsa o çıkmaya da bilir.